Medyascope TV'den herkese merhaba. Haftanın olayı programıyla tekrardan karşınızdayız. Eyüp Yıldız ve Metin Dirim'le beraber Süper Lig'deki takımlarımızın önemli gelişmelerini değerlendireceğiz. Tabii ki yayına girmeden 3-4 dakika önce bir yayın akışımız vardı. Ama son dakika bir açıklamadan sonra bu yayın akışımızı biraz değiştirmek zorunda kaldık. Aslında bir bakımdan da isabet oldu Fatih Terim'in yaptığı açıklama. Çünkü bu açıklamayı kaçırmak istemezdik. Çok aslında bize de zamanlaması uygun oldu. Öncelikle Metin abi hoş geldin. Hoş bulduk Ali, günaydın. Günaydın tekrardan. Böyle bir açıklama bekliyor muydun Fatih Terim'den? Ya zaten hafta içi baktığımızda birkaç şey gözümüze gelmiş. Eyüp Yıldız daha çok yakından takip etti. Hani bu konuyla ilgili şey Burak Yılmaz'la Elmas'la ve şeyle Fatih'in toplantı yaptığı söylenmişti. Ama şey sonuçta anlaşıldığı söylenmiş. Yani Fatih'in işte görevi devam edeceği tarzında haberler vardı. Ama Fatih'in bu yarın ne yapacağı belli olmaz. Sen istifa bekliyor muydun? Ya ben aslında söylüyorum yani Fatih'in bugün çıkıp açıklama yaptı. O açıklamayı Eyüp Yıldız birazdan değerlendirir bir Galatasaray olarak. Bugün ben istifa etmiyorum dese bile bir sonraki hafta Türkiye'de çünkü işler böyle yürüyor istifa edebilir diye düşünüyorum. Şimdi ben kısaca özetlemek gerekirse yani açıklamada yine bir serzenişi var Fatih Terim'in. Yani özellikle burada yapılmaya çalışılan bir olay var ve ben bunun karşısında duruyorum diyor ve aslında açıklaması iki bölüme ayrılıyor. Bir ancakla beraber iki bölüme ayrılıyor. İlk bölümde işte böyle bir yola çıktık, 3 yıllık bir planlamaya çıktı ve şu anda geldiğimiz konum iyi değil. Ve bunun da tek bir sorumlusu olarak ithaf edecekseniz birisini, o kişi benim diyor. Ve yani bir başarısızlık varsa ve düzelemeyecek bir durum varsa da orada daha fazla zarar vermemek adına yani her türlü fedakarlığı yapacak kadar da Galatasaraylıyım diyor. Burada bir olumsuz hava varken bir ancak kelimesiyle beraber tekrardan vazgeçmeyeceğini, sonuçta 3 yıllık bir plan olacağını ve şu anda istenilen başarılara ulaşmamış olsa da Galatasaray, verilen emeğin belli bir noktadan sonra pozitif bir havayla geri dönüş sağlayacağını ve bunun için de sonuna kadar mücadele edeceğini söylemiş Sayın Fatih Terim. Genel olarak sen nasıl değerlendirdin açıklamayı? Ya şimdi 3 yıllık bir proje olarak lanse ediyor bunu. Tamam, bu 3 yıllık projede Galatasaray'ın 3 yıl şampiyon olamaması diye bir durum söz konusu değil. Sonuç itibariyle Galatasaray'ın kadrosu Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un gerisinde bir kadro değil. Yani bütçe olarak çok aşağılara inersin. İmkanlar çok kısıtlıdır. Altyapıdan 4-5 tane oyuncu almak zorunda kalmışındır. Ve böyle olduğu için de işte bir yapılanmadan vesaire bahsedersin. O yüzden sabır istersin ama öyle bir durum söz konusu değil. Galatasaray şu an Fenerbahçe ile beraber en çok para harcayan kulüp. Yani bu yapılanma cümlesini ben bu sezonki başarısızlığa mazeret olarak görmüyorum. Bu arada rejideki arkadaşlarımız açıklamayı büyütüp ekrana getirdiler. Teşekkür ederiz onlara. Bunu söylemek isterim. Diğer taraftan da şimdi Fatih Terim'le Başkan Burak Elmas arasında istifa aşamasına gelmemiş bazı problemler var. Ben dün bunun detaylarını öğrendim, bir miktar paylaştım. Mesela Bülent Bayraktar'ın Galatasaray'daki antrenmanların kalitesinin çok iyi olmadığını, antrenman sistematiğinin değişmesi gerektiği yönünde bir raporu var Ali. Fatih Terim tarafından kabul edilmeyen ve kabul edilmediği için istifa ettiği söyleniyor. Başkan Burak Elmas'ın transferle ilgili Şükrü Hanedar ve Uğur Yıldız'ı pasifize edip kendi ekibini oraya koymak istemesi ve bununla ilgili kararlar alması var. Bu Fatih Terim'i rahatsız eder. Yine altyapıdaki bazı hocaları gönderip yeni bir takım hocalarla çalışmak istenmesi Fatih Terim için sıkıntı yaratabilir. Ve son olarak en büyük problem de burada çıkıyor zaten arkadaşlar. Fatih Terim'in teknik ekibinde şu an yardımcı antrenör olarak iki isim var. Selçuk İnan ve Necati Ateş. İkisi de gözünü Galatasaray'da antrenör olarak, gözünü Galatasaray'da açmış insanlar. Oraya Başkan Burak Elmas tecrübeli bir veya iki isim istiyor. Ve Fatih Terim buna karşı çıkıyor. Bütün bunlara baktığında sağ içindeki sonuçlarda Türkiye Ligi'nden bahsediyorum kötü geldiği için arada bir kriz var. Şimdilik ne Fatih Terim istifa eder ne de Başkan Burak Elmas Fatih Terim'le yolları ayırma kararı alır şimdilik. Ama bu kriz çözülmezse, bu şekilde devam ederse Ali,
daha da büyüyebilir ilerleyen dönemlerde. Hele bir de saha içi başarı gelmezse, bu şekilde Galatasaray devam ederse, ilerleyen günlerde bir ayrılığa doğru olaya gidebilir. Şöyle bakabilir miyiz? Geçen sezon Fatih Terim'in yardımcıları kimlerdi? Hasan Şaş, Ümit Davala, Levent Şahin. Bu dönem kim? İki oyuncu, iki eski oyuncu var. Necati ve Selçuk İnan. Geçen sene yardımcı antrenörleriyle ya da teknik adamlarıyla Fatih Terim neden devam etmedi? Hani bu iki oyuncusu, eski oyuncusuna sahip çıkarken onlarla yola niye devam etmedi diye sormak istedim. Şimdi Hasan Şaş'la pandemi sezonunda yollar ayırdı. Evet. Ben sebebini burada anlattım. Yani Fatih Terim Covid-19 olunca teknik ekibinde takımı bıraktığı söyleniyor. Orada bir 10-12 gün boyunca teknik ekibin takımla ilgilenmediği ve Fatih Terim de bundan dolayı Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'le problem yaşadığı konuşuluyor. Zaten o sezon tekrar başladığında Hasan Şaş'ı Fatih Hoca uzaktan yapılan toplantılara çağırmamış. Zoom toplantıları yapılıyordu ya, o dönemi hatırlayalım, evet, biz de yaptık. Online. Orada Hasan Şaş elendi yani. Bir sonraki sezonda da Ümit Davala ve Levent Şahin'le o sezondan kalma bir takım sorunlar devam ettiği için Fatih Terim yolları ayırma kararı aldı. Ümit Davala bıraktı, Levent Şahin bıraktı. Ama yerine gelen isimler Selçuk İnan ve Necati Ateş oldu. Fatih Hoca şurada bir hata yapıyor arkadaşlar. Tamam, Selçuk İnan'ı yetiştirmek isteyebilir veya Necati Ateş olabilir. İkisi de Galatasaray camiasında futbolcuyken iyi işler yapmış isimler. Ama kendisinin aynı zamanda tartışacağı, kendisine öneriler verebilecek insanlarla çalışması lazım. Mesela biz buraya geliyoruz, burada spor olarak biraz daha bağımsızız, farklı gidiyoruz. Ama Ruşen abi her gün buradaki gazeteci arkadaşlarımızla toplantı yapıyor ve gündemi tartışıyor. Ve ben bazen kulak kabartıyorum. Sadece Ruşen abinin istedikleri değil, aynı zamanda içeriden gelen öneriler de değerlendirilip ona göre bir yayın politikası oluşturuluyor. Yani bir beyin fırtınası var. Bir ortak akıl koyma durumu var. Galatasaray'da bu yok arkadaşlar. Fatih Hoca diyor ki sen şunu yapacaksın, sen şunu yapacaksın, ben de şunu yapıyorum. Bitti, hadi kalkın dağılın. Şöyle yapalım, Galatasaray'da şu oyuncuyu artık oynatmayalım veya bu çocuğa şans verelim. Anlatabiliyor muyum? Detaylı konuştum, özür dilerim ama böyle bir beyin fırtınası yok. Ve Başkan Burak Elmas buna müdahale etmek istiyor. Oraya Fatih Terim'le yeri geldiğinde farklı bir öneride bulunabilecek. İşte Bülent Ünder olabilir, Hikmet Karaman tarz olarak söylüyorum. Veya yabancı bir antrenör olabilir. Oraya daha farklı bir insan girmesini istiyor. Peki Fatih Terim varken yanındaki kişinin sözü ne kadar geçebilir böyle bir tandemde? Yani daha önce birkaç tane örneği var belki Fatih Hoca'nın mesela ikinci gelişinde ya da ilk dönemindeki 4 senelik şampiyonlukta ama genelde Fatih Hoca biraz hani tabii ki ne olup bittiğini bilemeyiz ama ya belki de kendisi genelde ona söz geçirebilecek bir yardımcı teknik adamı istemiyor. Yani olay burada Selçuk İnan ve Necati Ateş'e çok güvenmesinden çok minimal düzeyde sorun çıkartmalarından dolayı da kaynaklanıyor olabilir belki. Zaten Fatih Terim'in tercihi bu. Kendisiyle tartışacak bir insandan ziyade kendisine itiraz etmeyecek isimlerle daha başarılı olacağını düşünüyor. Zaten en büyük hatası bu arkadaşlar. Bir de yani şimdi Fatih Hoca her şeyi yönetmeyi seviyor. Yani Florya'nın girişine de karışıyor, Florya'nın mutfağına da karışıyor. İşte Florya'da altyapıdaki vesaire... Ya. Her türlü dizaynı şöyle, yapmaya çalışıyor. Şöyle söyleyeyim, ek yapayım mı? Yöneticiye hiç alan bırakmıyor. Sen de hatırlarsın, kardeşim benim o dönem bir ara Galatasaray muhabirliği yapmıştı. Yapmış olduğu bir haberden dolayı Fatih Terim'le arası açılmıştı hatta. Ona bile karışıyordu. Hani o işe dışarıda dolaşan ya da işte o dışarıda haber yapan basın mensuplarına bile karışıyordu. Fatih Terim'le Burak Elmas Sayın Başkan şöyle bir şey yaptı. Bir ara hafta içi resim verdi, resim paylaştı. Arada hiçbir sorun yokmuş gibi gözüktü. Ama sonra baktığımızda işte gazetelerde yazarlar şunu yaptılar çok fazla. Şey konuşuldu. Teknik adamları yetiştiren hoca olarak lanse edildi Fatih Terim. Yani bugüne kadar Türkiye'ye baktığımızda teknik adamları en çok yetiştiren hoca Fatih Terim dendi. Ama bununla da ilgili baktığımızda bu yapılan işte Fatih Terim'in açıklamasında halen işte Fatih Terim'in işte takım başında olduğunu, takım başında kalacağını ama yaşanabilecek herhangi bir sorunda ya da yaşanabilecek herhangi bir itirazda Fatih Terim'in valizin hazır olduğu gözüküyor bana göre.
Ya bence ben burada Eyüp Yıldız o programlarda yoktu ama ben artık yani yol ayrımına gelme noktasında olması gerektiğini düşünüyordum Fatih Hoca ile Galatasaray'ın. Yani çünkü bundan sonraki süreçte bence Fatih Hoca bir kere şu Avrupa'da ilk 16'daki maçları bir bekliyor. Ya şimdi onu bir kere o da takımın başında çıkmayı Fatih Hoca hak ediyor. Ben yani Mart ayına kadar ligi toparlama şansı ve Avrupa'da o iki maçta ki bu daha fazla da olabilir. 4 da olabilir, 6 da olabilir. Sonuna kadar gidebilir Galatasaray. Ama özellikle o oynanması garanti olan iki maçta Fatih Terim takım başında olması gerektiğine inanıyorum. Ama yani Fatih Terim tabii ki de çok büyük bir teknik direktör. Türk futbolunu yetiştirdiği en büyük teknik direktörlerden biri. Ama hocanın kendisini eleştiriye kapatması, dışarıdan gelen yapıcı eleştirileri ve yönetimden gelen önerileri kabul etmemesi en büyük hatası. Bunu değiştirmesi lazım. Galatasaray tekrardan daha doğru bir futbola geçiş yapacaksa, daha doğru bir yapıya geçiş yapacaksa bu birazcık eleştirileri değerlendirerek olacak Ali Deniz Çakır. Bir de transfer gerekiyor tabii. Dürüstçe şunu sormak istiyorum. Şu anda Fatih Terim artık istifa etsin diyen insanlarla çok iyi empati kurabiliyor musun? Yoksa haksızlık mı ediyorlar sence? Ben herkesin görüşüne saygılıyım. Fakat ben erken olduğunu düşünüyorum Ali. Erken olduğunu düşünüyorsun. Sen Metin mi? Ya Fatih'in çok fazla ben yıpratıldığını düşünüyorum. Alınan sonuçlar da işte hani arka arkaya oynadığı karşılaşmalarda aldığı puanlar ya da alamadığı puanlar. Avrupa'yı bir yana koyuyorum. Çok fazla biz de burada yeri geldiğinde çok Fatih'in üzerinde eleştiride bulunduk. Bir noktada hani çok fazla eleştiri alıyorsan bu Ali Koç için de aynı şekilde geçerli. Eleştiri alıyorsan sana karşı gelen işte insan sayısı birse bile hani %89'da birse bile orada şey yapmak gerekiyor. Bunu bir göz ardı etmemek gerekiyor. Süreci bırakmak gerekiyor ama şu anda zaten sen başkanla toplantı yapıyorsan bu toplantıda da hani böyle bir sorun çıkıyorsa ilerisi için ben hani Fatih Terim'in çok fazla uzun süreyle Galatasaray'ın başında duracağına inanmıyorum. Ya peki şu an mesela normal sadece alınan skorlara baktığımız zaman Süper Lig'de 2010-2011 senesinden bile neredeyse düşük puan toplamış bir Galatasaray. Ama başarı ikiye ayırıyoruz orada. Yani Avrupa'da alınan başarıyı... Avrupa'da çok büyük bir başarı evet, ama Türkiye Ligi'nde tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray. Türkiye Kupası'nda 8 eksikle Denizlispor'a elenip bir de gol beklentisinden dolayı övünen bir Galatasaray taraftarı. Ben zaten hani Galatasaray taraftarına büyük bir şokla baktım o gün. Yahu Denizlispor'a elenmişsin. Yok İsmail Çipe kötüymüş, yok gol beklentisi şöyleymiş falan. Abi Denizli Spor'a elenmiş takımın. İsmail yani... Çipe'nin kötü olmasının sebebi ne? İsmail Çipe'nin Galatasaray kalesinde olmasının sebebi ne? İsmail Çipe bugün Süper Lig'de hiçbir takımın kalesini koruyamayacağı gibi TFF 1. Lig'de de kaleyi teslim etmeme ihtimalleri çok yüksek yani hiçbir takım ya. Ya örnek veriyorum Menemen Spor mesela İsmail Çipe'yi kaleyi koymayı düşünmez. Çünkü çok yetersiz. Şimdi burada baştan aşağı yanlış planlanmış bir kadro yapılanması var. Kreatif oyuncu eksikliğini de görüyoruz. Sağ kanatta senin 3 sezondur problemin var. Pandemi sezonunda Feghouli bir vardı bir yoktu. Geçen sezon orayı gene toparlayamadın. Orası Feghouli denedin, Oğulcan'ı denedin, Emre Kılıncı denedin olmadı. Yunus Akgün neden bu takımda değil? Yunus Akgün Adana Demirspor'da geçen sene çok iyi işler yaptı. Bu sene de yapıyor ama... Yunus Akgün sana şunu gösterdi Ali Deniz Çakır. Sen kadroda tutarsan Yunus'u sağ tarafta sana rotasyonda katkı verebileceğini gösterdi. Sen neden bu kadar eksikken sağ kanatta Yunus Akgün'ü tutmadın da Adana Demirspor'a yolladın? Morutan'ı satın aldın. Öyle ya Morutan'ı satın aldın ama Morutan'ı gene satın al. Yunus Akgün yerli. İşte Barış Alper'i daha çok tercih etti ama işte bir işte hata bunlar ama yani. Bunlar ya hata. Bunu kimler kim tercih ediyor? Yani Burak Elmas çıkıp işte bu oyuncu burada oynayacak ya da bunu böyle şöyle yapalım demiyor. Yani planı yapan bir kişi var. Planı yapan da Fatih Terim. Yani eleştiriyi de göstermesi gereken kişinin Fatih Terim olduğunu düşünüyorum ben. Ya hem her şeyden sorumlu kişi oluyor hem de eleştiri geldiği şimdi, zaman Burak Elmas niye hakemlere karşı hakkımızı savunmuyoruz? Galatasaray'da şöyle bir şey var. Yani Galatasaray'da hani hem Galatasaray taraftarı olanlar var hem Fatih Terim taraftarı olanlar var. Yani burada hem Galatasaray'ı tutup Fatih Terim'i destekleyenler var. Sadece Galatasaray'ı tutan taraftarlar var. Öyle bakmak gerekiyor. Ya bir de Fatih Terim'e her koşulda düşmanlık yapanlar var. Şimdi Fatih Terim'i sıfır eleştirenlerle, Fatih Terim'i her koşulda düşmanlık yapanlar, ben bu iki kitleyi çok sorunlu görüyorum arkadaşlar. Yani uzlaşmaz,
Siyasette de böyle uç kutuplar var ya. Yani çok böyle merkezde de Galatasaray'ın olmadığını düşünüyorum bu kitle için. Onlar farklı bir kavga götürüyorlar. Orayı, onları bu işin dışında tutuyorum ama olaya analitik düşünerek bakanlar şunu görüyorlar. 3 senedir başarısız olan bir Fatih Terim var. Ve çok net bir öz eleştiri de vermiş değil Fatih Terim. Öz eleştiri vermesi gerekiyor. Bu sezon Fatih Terim için çok kritik. Şimdi sen çok büyük bir teknik direktörsün. Evet, 3 sene kredini kullandın zaten. Hani o büyüklük sana 3 sene kredi verdi. Ve sen o 3 sene kredini kullandın. Hani köşede birikimin vardır. Seni 2 yıl, 3 yıl çalışmadan idame ettirecektir. Ama o 3 yıl bitti artık yani. Artık çalışmak zorundasın. Ve şu an senin kredin bu sezonla beraber bitme noktasına geldi. Bu sezon ne yaparsa kredisi bitmez, onu söyle. Bu sezon ne yaparsa mı bitmez? Avrupa'da sana iyi futbol oynatır, toparlar. Lig'de de ilk 2-3 içerisinde Galatasaray'ı sokmayı başarırsa, umut vadeden futbol oynatırsa ben seneye hocayla devam ederim. Peki bu sezon demedin mi? Ben yapılanmayı yapacağım genç oyuncularla önümüzdeki dönem içerisinde gelecek sezonlarda bak, daha iyi bir... Galatasaray Sivas Spor değil, Alanya Spor değil, Hatay Spor değil. Galatasaray yapılanırken de şampiyonluğun adayıdır, şampiyon olmak zorundadır. Sen yapılanıyorsun, Fenerbahçe yapılanmasını tamamlamış mı? Beşiktaş yapılanmış mı? Veya Trabzonspor senden daha mı iyi kadrosu var? Değil işte yapılan... Trabzonspor'un stoperinde Edgar iyi oynuyor, Vitor Hugo oynuyor. Sende Marco Anelson, savunmana bak ya bir kere. Trabzonspor'un bütçe olarak kaç para üzerindesin? Orta saha, Trabzonspor parasını doğru kullandı, akıllı kullandı. Bakasetat, Hamşik falan filan. Ama sen yapılanıyorum derken senin rakibin Barcelona değil ki. Sen o yapılanmış takımınla dahi kadro kalitesi olarak Trabzon'dan iyisin. Beşiktaş'la kafa kafayasın. Fenerbahçe'ye kafa kafayasın. Bu seni şampiyon olmamanı meşrulaştırmaz ki. Tam o 3 dönem geçti. Bu yeni dönemde de 3. dönem sonunda Fatih'in bunu söyledi. Benim demek istediğim o. Yani, tabii bir 3 yıl daha istiyor. Zaten 3 yıl, daha yıl geçti aslında. 2 evet. yıl geçti. 3 yıl daha yapılanma üzerinden başarısızlık meşrulaştırılırsa olmaz. Zaten yani bu kadar tahammül gücü de yok. Yani. Yunus'un şeye gitmesi, Adana Demirspor'a kiralık gitmesi, ondan sonra kalede Fatih Öztürk işte alındı, oynatılmadı. İsmail Çipe'nin oynatılması çok fazla. İşte Rize'yle yaşanan olaylar vardı. Bir sürü şey vardı. Yani Galatasaray'ı olumsuz yönetecek ya da Fatih Terim'in işini zorlaştıracak çok fazla döne vardı. Ama sonuçta baktığımızda ortada Fatih Terim'i ben başarılı olarak görmüyorum. Avrupa'da başarılı. Ama bu başarıyı nasıl görürüz? Trabzon'da Galatasaray'ın arasındaki puan farkı kaç? 19. Burada kesinlikle bir başarısızlık var. Bu yaptığı açıklamada bunu görmüyorsa yanlış olduğunu düşünüyorlar. Yok, başarısız olduğunu söylüyor bu arada açıklamada. Ama işte bugün hemen Fatih Terim'i gönderirsin demek bana birazcık Galatasaray'a fayda sağlamayacak ve erken gibi geliyor. Fatih Terim'e de haksızlık gibi geliyor. Bak ben Fatih Terim'i eleştiriyorum Metin ama Mart ayında bu takımın başında olmayı hak ediyor ve bu takımı ilk iki, bu sezon lig bence dönmez artık yani. Buradan Galatasaray şampiyon olamaz ama ilk iki, ilk üç şansını Galatasaray Fatih Terim'le kovalayabilir. Bunu görmek lazım. Ama benim için tablo şu kadar net Ali. Bu konuyla ilgili son cümlemi söyleyeyim. Avrupa'da rakibin belli oldu. Çıktın, elendin. Türkiye Ligi'ni de 10. sırada tamamladın. 6. 7. sırada tamamladın. Umut vadeden bir futbol ortaya koyamadın. Kaotik futbol devam etti. Hocam teşekkür ederiz. Seni tabii ki de unutmayız. Hatta heykelini Florya'ya dikeriz veya işte stadın önüne dikeriz. Ama biz artık başka bir arayışa giriyoruz. Bu süreç içerisinde peki teknik adam araması gerekmiyor mu yönetimi? Şimdi Fenerbahçe'ye baktığımızda Fenerbahçe'de aynı süreç içerisinde değil miydi? Hayır, teknik direktörün varken başka teknik direktör aramazsın. Bu etik olmaz. Ya bence şu an olmuyor ve artık yani gerçekten hani abi Türkiye Kupası'nda falan elenmiş takım yapma ya. Hani ikinci ligdeki sonuncu takım gelmiş 8 Covid'li oyuncusuyla seni yenmiş ve maç sonunda Fatih Hoca yine diyor ki maç 6 dakikaydı 8 dakika oynattılar. Hani ben bu saatten sonra Fatih Terim'in kalacağı süreçte sadece kendisinin kariyer şeyine daha olumsuz yansıyacağını düşünüyorum. Ben daha az Galatasaray'ı sevmiyorum evet. Galatasaray taraftarlarından. Net söyleyeyim kariyer yani geçmişinde Fatih Terim'i de daha az sevmiyorum bu arada ama belli bir noktada artık yani önüne bakabilmeli Galatasaray bence. Şimdi sen haksızlık olur diyorsun Fatih Hoca'ya. Hani erken diyorum. Erken diyorsun ama 3 senedir kupa almamış Galatasaray. Peki ben sana bir şey soracağım. Hocayı değiştirdin. Evet. Atıyorum Tudor geri geldi. Uyduruyorum. Tamam. Öyle bir şey yok da. Tamam. Tudor geri geldi. Çat Avrupa'dan elendin. Çat Tudor ligde de toparlayamadı. Ne diyecekler sana biliyor musun?
Sana söylenecek şey ne olacak biliyor musun? Fatih Terim'i özellikle savunanların senin karşısına nasıl çıkacaklar? Diyecekleri şu. Biz belki de Fatih Terim'le o maçlara çıksaydık Avrupa'da tur geçecektik. Belki de Fatih Terim'le devam etseydik Hoca Lig'in ikinci yarısında daha iyi futbol oynatıyor. Biz ilk 2-3'e girecektik diyecekler. Ben de diyecektim ki belki Tudor gelse Denizli Spor'a elenmeyecektin. Bak dibini sıyıracaksın. Ben de bunu diyeceğim. Ama ben de bunu diyeceğim. O yaşandı. Bundan sonra hoca değişikliği yapıp başarısız olursan bu tekrardan Fatih Terim'i savunanlar tarafından çok güçlü bir argüman olarak senin karşına çıkar. Bu futbolla Eagles, bu futbolla Avrupa'da başarı geleceğine inanıyor musun? Bak o ayrı bir hikaye. Ama işte bu futbolu yapan kişi Fatih Terim. Bak o ayrı bir hikaye. Bu futbol, bu takıma mesela bir izleyicimiz yazmış. En az 4 tane nokta transfer lazım yazmış. Onu da konuşalım bu arada. 3 gelecek bu arada. 3 transfer gelecek. Yani kaleci alacak Galatasaray. Tamam. İşte Doğan Alemdar, Okan Koçuk ikisiyle de ilgileniyor. Birini takıma katmaya çalışıyor. Yaratıcı orta saha istiyor Galatasaray'da. En çok eksik gözüken nokta bu. Galatasaray'ın bir asist lideri yok yani. İşte Bakasetas'ın, Mesut'un, Pjanić'in yaptığını Galatasaray'da yapabilecek bir futbolcu yok. Oraya takviye gelecek. Cagney'in sakatlığından dolayı santrafor katkısı gelecek. Takviyesi gelecek. 3 takviye gelecek zaten. Bunu söyleyelim. Bu takviyelerle beraber Fatih Terim'e bu sezonki şansı vermek zorundasın. Zaten şampiyonluk kaçmış. Peki bu takviyeler gelince Nelson ve şeyin Markan transferleri gündemde. Yurt dışına giderse onları da konuşalım tabii. Yurt dışına giderse peki o takviyeyi nasıl yapacaklar oraya? Kim yani, oynayacak? Alparslan mı oynayacak orada? Harcın Nelson'u sattığın zaman Nelson için 20 milyon euro yazılıyor. Gideceksin 6-7 milyon euro, 10 milyon euro gene stoper. Nelson alacak. İçin 20 milyon euro. Tabii. Nelson için. Evet. Bana çok inandırıcı gelmiyor. Marka yani, için adı neyse abi. Mesela Marka'la ilgili şöyle bir haber çıktı. Ben size söyleyeyim. Manchester United 25 milyon pound. Dolar değil, euro değil, pound. En pahalısı, en yükseği. Herhalde 30 milyon euro para yapıyor. Ben bu konuyu araştırdım arkadaşlar. Manchester United Marka'yı takip ediyor. Marka'yı transfer etmeyi düşünüyor. Ama herhangi bir para teklifi yok. Şu an zaten Marka, Kerem Aktürkoğlu, Nelson, bir isim daha vardı. Unuttuğumuz. Halil Kerem. Kerem Saadet. Tamam, 3 futbolcu. Marka, Nelson, Kerem. Çikaldağ falan olabilir belki. Yani Çikaldağ şu an aldığın fiyata satarsın yani. Sattığına değmez yani. 6'ya aldın, 7'ye satarsın. Evet. Yani Çikaldağ öyle büyük bir patlama yapmadı. Morussan hiç beklenenin altında kaldı. Şimdi böyle baktığında Galatasaray bu futbolcuları o söylenen rakamlarda satarsa satsın zaten. Satsın. Sen bugün çok rahat bir şekilde Marka 25'e satıp Marka'nın aşağı yukarı vereceği katkıyı verebilecek bir stoper bulabilirsin. Scout ekibi o konuda başarılı. O paraya burun kıvırma lüksün yok yani. Kesin yok. 25 milyon euro ya abi, yani dediğim gibi gerekirse sezonu 6. 7. bitirirsin. Ama 25 milyon euro şu an... İngiltere'den zaten iki oyuncuya da ben hani benim bildiğim kadarıyla hani Kerem'i de biliyordum da İngiltere'den iki oyuncuya teklif var. Bu iki oyuncunun teklifi nasıl değerlendirir bilmiyorum da şuna bakmak gerekiyor. Galatasaray'da bir yapılandırma ya da işte bir oyun anlayışında sorun var. Bu sorunda en büyük sorumlusu zaten Fatih Terim'dir. Ben Eyüp Yıldız'a katılmıyorum. Yani işte Avrupa'da başarı gelecek de Avrupa'daki başarı belki bir karşılaşma daha gelecek. İkinci karşılaşmada Galatasaray belki turu kaybedecek. Ya ama gelsin sen... Avrupa'daki başarı, ben burada şunu çok isterim. Avrupa'da başarı gelsin, ben burada diyeyim ki ben yanılmışım. Evet. Ben yanılmışım abi. Galatasaray yarı final yaptı Avrupa'da ve ben yanılmışım. Gerçekten bu takımı tek toparlayabilecek isim Fatih Terim'miş. Ve ben burada yorumlarımda hatalıymışım. Seve seve derim canım. Galatasaray'ın başarısızlığını niye isteyeyim ki ben? Seve seve buraya çıkıp bunları söylerim. Hiç ya zaten sen istifa etmeni dediğin için Galatasaraylı olmaktan çıkmıyorsun. Galatasaray'a çıkartanlar kötülük var işte. Sıkıntı o yani. Onlar buradaki zaten bak işte bu iki uzlaşmaz ekip bu. Tamam mı? Ben en çok bunu kendi YouTube kanalımda yaşıyorum arkadaşlar. Fatih Terim'i sıfır eleştirenler, isterseniz biatçılar deyin. Artı sevenler demiyorum bakın bu arada. Fatih Terim'i sevip de eleştiren çok fazla insan da var. Onları ayrı bir yere koyuyorum. Ben de o noktadayım. Fatih Terim'i sıfır eleştirenlerle, Fatih Terim'e sadece düşmanlık yapanlar, bunlar uzlaşmaz bir kitle. Bunu bir kenara atalım. Biz analitik düşünen ve sportif anlamda değerlendiren insanlarız. Böyle baktığımızda ben hocanın açıkçası Mart ayını görmesi gerektiğini,
ligde ve Avrupa'da toparlayabiliyorsa şu noktadan itibaren toparlama şansının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama toparlayamadı. Atıyorum Şerif geldi, elendik. En kolayı Şerif gibi geliyor bana. Şerif geldi oradan ve elendi Galatasaray. Ligde de lig bitmesine... Beşinci bitirdi. Ama umut vadeden bir futbol ortaya koymadı. Zirvenin uzağında kaldı. Avrupa'ya gitme hakkı elde edemedi. Zaten Türkiye Kupası'ndan elendi. O zaman benim için tablo çok net. Hocam teşekkürler. Biz başımızın çaresine bakıyoruz. 3 yıldır Galatasaray'da başarısız. Peki ligdeyi kaybedeceği iki karşılaşmadan sonra Fatih'in kendisi otomatikman mı istifa eder yoksa taraftan her sesini şey çıkar? Her şey değişebilir Metin. Her şey değişebilir. Şimdi Fatih Terim açıklama yaptı. İmparator Fatih Terim diye TT'de trend var. Bu Fatih Terim açıklamasıyla taraftarı konsolide edebilir, tekrardan arkasında toparlayabilir. Ama Fatih Terim'in koltuğunu sağlamlaştırmaz. Evet. Fatih Terim'in koltuğunu sağlamlaştıracak tek şey... Galibiyetler. Ne trollerdir ne de işte onu sevenlerdir, bilmem nelerdir, bu yaptığı açıklamalardır. Başarı, yani Ali'nin söylediği nokta. Galibiyet. Galatasaray maç kazanmadan Fatih Terim'in koltuğu asla sağlam bir noktaya gelemez. Evet. Ki zaten gelmemeli ya. Bir yerden sonra başarı endeksli bir spordan bahsediyoruz. Son olarak Galatasaray'da şunu da kısa kısa geçelim. Çünkü biraz da Fenerbahçe Beşiktaş'a da bir girmemiz gerekiyor bu son transferlerle. Bu arada bizi izleyen arkadaşlarımızın mesajlarına arada bakıyorum. Sözünü kestim. Özür dilerim. Ben de Sinan Bolat'ı soracaktım bu arada zaten. Tamam. Tabii. Sevgili izleyenler, birer tane like bırakırsanız daha fazla insana ulaşırız. Spor içerikleri olarak Medyascop TV izleyenlerinden bu desteği bekliyoruz. Sinan Bolat C, D planı. Yani arka planda yani Sinan Bolat. Galatasaray'ın ben bugün veya yarın Giresunspor'la masaya oturup Okan Koçuk'la ilgili... Tekrardan hani kiralık zaten Galatasaray'ın futbolcusu bu arada. Takıma kazandırmak için çalışma yapacağını söyleyeyim arkadaşlar. Ama Giresunspor bunu kabul etmezse ligde kalmaya çalışan bir takım. Ben bir Galatasaraylı olarak Giresun'a kızmam. Böyle bir hakları var. Sen adamlarla sözleşme imzalamışsın demişsin ki tamam. Sezon sonuna kadar bir sezon sende benim evet. Futbolcum demişsin. Onlar da sana kiralama bedeli ödemişler. Vermezlerse vermezler. Bence de vermeyecekler. Göztepe zaten vermiyor. Göztepe çünkü onların da durumu kritik. Senin elinde en güçlü opsiyon olarak Rende 3. kaleci olan ve oynayamayan Doğan Alemdar kalıyor. Evet. Onda da yeni bir FIFA şey açıklamış biliyor musun? Ama işte özel izinle transfer edebiliyormuşsun. Özel izinle. Yani FIFA'ya yazı yazıyorsun, özel izinle oynatmaya çalışıyorsun. Doğan Alemdar da olmazsa Sinan Bolat veya Muslera'nın kontratını dondurup yabancı bir kaleci. Doğan Alemdar Kayseri'den gitti değil mi Real? Evet. Ve o dönem hem Fenerbahçe karşısında hem de Galatasaray karşısında inanılmaz oynadı. İnanılmaz kurtarışları vardı. Trabzon maçında evet. Kaç yani rekor kurtarış yaptıktan sonra Uğurcan Çakır yanına gidip kardeşim helal olsun yapıyorsun bu işi demiş. Evet. Şimdi Giresunspor'un zaten hani şeye bakmak gerekiyor. Okan Koçuk'u sözleşme gereği, sen kiralık kim gönderdi, nasıl gönderdiniz, hani bu sözleşmeye kim imza attı, bunu sormak gerekiyor. Öbür türlü ise hani zaten sen söyledin Göztepe kalecisi İrfan Can Eğri Bayat'a ihtiyacı var. Onu büyük bir ihtimal bırakmazlar diye düşünüyorum. Hayır, red geldi zaten orada. Ama öbür türlü de işte Sinan Bolat milli takıma seçildiğinde %80 Türk halkı olarak eleştiride bulunduk. Dedik tabii ki, zaten yani, Galatasaraylılar da memnundu Sinan Bolat yazıldığı olmasına. Abi ama evet de başka seçenek de yok ki. Şimdi yani o kadar Fatih bak şimdi hocaya kızılıyor ve haklı kızılıyor yani. O kadar çaresiz bırakmış ki kaleci noktasında Galatasaray'ı. Galatasaray Okan Koç'un gitmesine ne izin verdi İsmail Çipe? Ya işte bu bir başarısızlıktı, bu bir istifa nedeni bana göre. Niye değil mi? Okan Koç'u gönderdin hadi peki niye kaleci almadın sezon başında? Niye kaleci almadın? Ya bir bildiği vardı ya, belki. O söyleniyor ya. Şimdi arkadaşlar bakın günümüz futbolunda her pozisyonda artık takımlar sakatlık veriyor. Ve biz bunu artık şanssızlık olarak mı görüyoruz? Bir futbolcu sakatlandığında büyük şanssızlık. Yani bu sefer bunu arka arka yaşadı. Şey Rize maçında... Futbolun bir parçası oldu Metin artık. Her pozisyonda sakatlık veriyorsun. Evet, Emre Akbaba'nın yaşadığı sakatlıklar. Yani sen bir transfer yaparken, bir pozisyonu tamamlarken şöyle diyorsun. Bu ismi aldım sakatlanırsa ikinci kalecim de şu veya sağ bekim bu sakatlanırsa ikinci sağ bekim bu. Nerede Galatasaray'ın ikinci kalecisi? İsmail Çipe mi Fatih Öztürk mü?
İsmail Çipe gitti, hiçbir takımda kaleye teslim alamamış, biliyorsunuz değil mi? Evet. Kayseri'ye gitti, Lum sakatlandı. İsmail Çipe'yi bir maç oynattılar, hop dediler senden olmuyor. Doğan Alemdar'ı koydular kaleye. Büyük bir hata var burada. Katılıyorum. Ya şimdi de Fenerbahçe'yi sormak istiyorum ben Metin Dirim açıkçası. Galatasaray'ı konuştuk detaylı bir şekilde. Zaten bundan sonraki yayınlarımıza da direkt transfer endeksli yayınlar olduğu için bolca da konuşacağım takımlardan biri olacak evet. Galatasaray. Çünkü şu anda transfer gündeminin en yoğun geçtiği takımlardan biri. Fenerbahçe'ye... Rejiye de teşekkür ediyorum. Başlığa Fatih Terim'in evet. açıklamalarını da eklemişler. Güzel olmuş. Fenerbahçe'de durumlar nedir Metin Dirim? Ya Fenerbahçe'de işlerin en karışık olduğu takımlardan bir tanesi de Fenerbahçe. Çünkü hani sen biz hep bunu konuşuyoruz da konuşmaktan açıkçası sıkıldım. Teknik adam olarak Ali Koç Sayın Başkan dedi ki ben işte kariyer sahibi inanılmaz bir şeye getireceğim. Teknik adamı getireceğim. Fenerbahçe bugüne kadar yaşamış olduğu bütün sıkıntıları üstünden atacak dedi. Ama baktık biz yine aynı sıkıntıyla devam ediyoruz. Teknik adam Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Şimdi Löw konuşuluyor. İşte Bilic konuşuluyor. Transferde çok fazla isim konuşuluyor. Löw bir adım önde. Hani eskiden de zaten Fenerbahçe'nin başında ve Almanya milli takımında harika işler. Almanya milli takımında özellikle harika işler yapan Löw'ün yakın olduğunu düşünüyorum ama işte Fenerbahçe'nin hata yapma lüksü yok artık. Teknik adam konusunda hata yapma lüksü yok. Ondan dolayı getireceği hocayı şu anda açıklaması gerekiyordu. Açıklayamıyor. Sayın Başkan Ali Koç Covid testi pozitif çıkmış. Buradan da kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. O süreçte zaten 15 günlük bir karantina süresi var ve bütün imza yetkisi başkanda olduğu için, bütün hamleler başkanda olduğu için o süreçte Fenerbahçe'nin beklemesi gerekiyor. Fenerbahçe'de golcü ya da işte transferde çok fazla isim forvet hattında, santrafor hattında dolaşıyor. İşte Benteke olsun, Vedat Muriç'in tekrar kiralık olarak takıma katılması olsun. Ondan sonra şeyde Katar'da oynayan bir oyuncu var. Onu da hemen söyleyeyim. Şurada hemen Michael Olunga. Katar'da oynuyor ve bu oyuncu şu anda piyasa değeri 5 milyon civarında düşünülüyor. Yani Fenerbahçe çok fazla ismi düşünüyor ama hani transferde ekonomik anlamda da baktığımızda ülkenin ekonomik anlamda da sıkıntısı olduğundan dolayı yapacağı transferlerde ya oyuncu eksiltmesi gerekiyor ya da işte bu oyuncu da yapabilmesi adına koşulları çok böyle zorlamayan parasal anlamda takımı ya da kulübü zarara ya da zora sokmayacak transferler yapması gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin diğer takımlarda, Avrupa takımlarında çok fazla kiralık oyuncusu var. Evet. Eyüp abi bir... Eyüp Yıldız Marega'yı evet. Soracaktım. Ben de paylaşım yaptım Twitter'dan yayınımızla ilgili. Yani izleyenlere de aktaralım. Sosyal medya linkleri paylaşıyoruz. Oradan da bize destek olabilirler. Marega geçen sezon da Fenerbahçe'ye yazılmıştı. Ve Artem Duzuba ile beraber... Metin sen Artem Duzuba'yı çok iyi bilirsin. Rus oyuncu ki çok açıkçası benim de beğendiğim bir oyuncu çok ama... Çok güçlü bir oyuncu. Fakat bir şey duydum, bir haber gördüm. Alkol problemi olduğu şeklinde bir haber paylaşılmış. Ne kadar doğru bilemiyorum ama... Rusya'da bir de bir ara takımdan da kesildi hatırlayacaksın. Bir orada... Zenit'te oynadı, sonra işte gönderildi, sıkıntılar yaşadı. Arsenal Tula'ya gitti, sonra Rostov'a gitti. Rostov'dan tekrar Zenit'e döndü. Yani Rusya'da çok fazla dolaşan bir isim. Bir de milli takımda eski gücünden çok uzak şu anda. Milli takımda da aslında çok iyi performansları oldu. Onu da belirtmiş olalım. Artem Duzuba, Marega, Vedat Muriç bu isimler Fenerbahçe için yazılıyor. Şimdi Fenerbahçe çok net bir şekilde biliyorum. Fenerbahçe eski yöneticisi hatta Ali Koç döneminde yönetimde yer almış bir isimle görüştüm. Fenerbahçe santrafor arıyor. Yabancı santrafor arıyor. Çünkü evet Mergin Berisha biz de burada övdük. Ben faydalı olacağını da düşünüyorum. Allah var yani. Ama Türkiye Ligi'ndeki o temaslı oyunda, sert futbolda çok agresif kalamadı. Yeterli o katkıyı sağlayamadı. Serdar Dursun bence fena değil. Yani yerli ve hamle oyuncusu olarak bence kötü değil Serdar Dursun. Ama Berisha'dan bir nedir işte Galatasaray'ın geçmişte Gomis'ten aldığı katkı, Beşiktaş'ın Abubakar'dan aldığı veya Fenerbahçe'nin geçmişte Vedat Muriç'ten aldığı katkıyı alamadığını görüyoruz. Fenerbahçe santrafor arıyor ama sıkıntı şu, Marega 3 milyon euro istiyor arkadaşlar. Evet. Görüşülmüş Marega'yla. Çok pahalı. Fenerbahçe için en güçlü ihtimalim ben ve Artem Duzuba'nın da olmayacağını düşünüyorum Metin. En güçlü ihtimalin
Vedat Muriç'in geri dönmesi olacağına inanıyorum. Evet, evet. Fenerbahçe'yi de biliyor Vedat Muriç. Zaten Fenerbahçe satmıştı Lazio'ya. Uygun bir bonservis bedeliyle 4-5 milyon euro. Oyuncuda 1,5 veya 1,800 civarı bir yıllık ücret vererek Fenerbahçe bu transferi geçen bitirebilir. Zaten Vedat Muriç şu anda Türkiye'de büyük bir ihtimal yılbaşını kutlamak için geldi. Ya da işte yeni yıla Türkiye'de girmek için geldi. Onunla ilgili bir paylaşım vardı. Sevgili Doğan yazmış demiş ki... Pardon, Doğa yazmış demiş ki İşe Löw'ün ekonomik anlamda Fenerbahçe'ye katkısı ya da zararı ne kadar olabilir? Şu anda gelebilecek herhangi isim santrafor da olsa Fenerbahçe'nin bütçesini çok böyle minimize tutması gerekiyor. Çok altlarda tutması gerekiyor. Sırf Fenerbahçe değil, diğer kulüplerin de bunu yapması gerekiyor. Sezon sonu Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği ödemeler başlayacak. Evet. Yani baktığında sen işe gidip Benteke'ye ya da işte Crystal Palace'dan getireceğin Benteke'ye ya da Vedat Muriç'e 3 milyon 4 milyon veremezsin. Berisha geldi. Berisha tamam, herkes tarafından çok iyi oyuncu dendi. Ya da işte aman çok iyi transfer dendi ama Fenerbahçe bu katkıyı o oyuncudan alamadı. Şöyle bir şey var. Max Meyer Fenerbahçe'de Volkan Demirel Karagümrük'ün başına geçtikten sonra ayrıldıktan sonra Max Meyer'le ilgileniyormuş. Belki işte Max Meyer'in Karagümrük'e transfer olma ihtimali var. Onu da söyleyelim. Meğer zaten çok yetersiz kaldı, evet. Yani. Ben şeyi anlamadım yalnız. Ben Rusya'yı beğeniyorum. Ali Deniz Çakır da beğeniyor. Gelmeden önce zaten Ali Deniz Çakır hani Kanada'da hani izlemiş zaten oyuncuyu. Anlattığı oyuncuyla şu anda izlediğimiz oyuncu arasında şey var. Hamleleri çok iyi. Dokunuşları iyi. Ama oyuncuya bakıyorsun. Uyuşmadı, yok ya. Beklediğim performansı tabii ki vermedi. Ya Morutsan gibi. Morutsan da şu an ben mesela beklentinin altında da İyi mi kötü mü, olacak mı olmayacak mı, çok ikircikli kalıyor insan. Diego Rossi'de de, Morutsan'da da. Şimdi mesela bugün bir haber çıktı, daha doğrusu dün bir haber çıktı. Serdar Aziz sözleşme yenilenecek. Evet. Bence doğru karar. Çünkü kesinlikle doğru karar. Yerli oyuncu olduğu için. Evet. Türk oyuncu olduğu için. Yabancı olarak zaten Serdar Aziz'i tutmazsın. Yabancın daha iyi olur. Ama Lindama ile yenilemek saçma mesela. Ya söyledik zaten ya. Linç yedik onu söyledik. Peki bir şey söyleyeceğim. Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer. Bu üç futbolcu Fenerbahçe'nin üç yerli oyuncuyla sözleşme yenileme gibi planı var. Bence doğru. Fakat üçüyle Ferdi de... Ferdi olacak mı bu arada? Ferdi de şey, burada tebrik milli edelim. Takımı milli seçti. Takımı seçti. Tebrik edelim. Ama hayır. Yenilenecek mi sence sözleşmesi? Yenilenir. Hayır, Fenerbahçe istiyor. Ferdi ister mi? Onu diyorum. Bilemiyorum. Ferdi şu an yani burada ortalığı böyle hararetlendirmek istemem ama Ferdi Kadıoğlu ve Kyle Larin'i, Beşiktaş'ta da Larin problemi var. Galatasaray yakından takip ediyor arkadaşlar. Ferdi... Hatta bence düşünsenize şampiyon olmuş Trabzonspor. Şampiyonlar Ligi şansı var. UEFA Avrupa Ligi kesin cepte. Trabzonspor istemez mi Ferdi? Ferdi istiyor zaten şu an. Trabzonspor hani öyle diye haberler çıkıyor. Ferdi ilk Türkiye'ye geldiğinde şey döneminde geldi. Ersun Yanal döneminde geldi. Gaziantep maçında çıktı. İki asisti vardı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı. O karşılaşmada Ferdi'nin Hollanda'dan geldikten sonraki ilk karşılaşması performansı inanılmaz yüksekteydi. Sonra ne oldu? Ersun Hoca, Ersun Yanal Ferdi'yi kesti. Oynatmadı bir daha. Yani Fenerbahçe'de baktığımızda Eylül'ü sana da sormak istedim. Ekonomik koşullarda sana göre Löw mü, Bilic mi en yakın hani teknik direktör ya da Türk İsmail Kartal'la mı sezonu kapatılsın? Şimdi ne yapması Doğa gerekiyor? Güzel da, yazmış evet. Bence. Aslında soruda cevap da gizli. Yani Löw, Fenerbahçe ekonomik yapısını nasıl etkiler diye. Şimdi biz bunu nerede gördük? Yıllar önce Mancini'de gördük. Mancini geliyor yarım sezon biliyorsunuz çalıştırdığı Galatasaray'ı. Sonra yeni sezon için Ünal Aysal'la toplantı yapıyorlar. 90 milyon euro transfer bütçesi istiyor. Ünal Aysal da bizim böyle bir bütçe vermemiz söz konusu değil diyor. Adam da diyor ki tamam ben ayrılıyorum diyor. Hatta tazminat falan da almıyor yani. Öyle bir jest yapıyor Galatasaray'a. Ve Mancini gidiyor arkadaşlar. Şimdi... sen Löw'ü getirdiğin zaman Bielsa yazılıyordu. İşte başka kariyerli... Sarri yazılıyordu. Kariyerli hocalar Fenerbahçe yazılıyordu. Hiçbir olmadı. Neden olmadı arkadaşlar? Ekonomik çünkü koşullardan dolayı. Sen hocaya hadi 3 milyon euroyu gözünü karartıp hocaya versen bile orada bitmiyor ki. Adam bir de diyor ki bana 30 milyon euro transfer bütçesi, 40 milyon euro transfer bütçesi. Öyle bir paran yok artık. Bence Löw yalan ya. İsmail Kartal... bu sezon sonuna kadar İsmail Kartal olabilir. Yani böyle büyük bir isim, yani sene sonunda belki. Zeki Hoca ile olacağını ben düşünmüyorum. Ben
ben Daum veya Okan Buruk arasında gidip geliyor Fenerbahçe. Ama işte Okan Buruk hani Okan Buruk çok dillendiriliyor da Okan Buruk'un o hani o sıkıntılı dönemi atlatıp Fenerbahçe'de birçok taraftar kitlesi de işte eski bir Galatasaraylı olduğu için, Galatasaraylı bir oyuncu olduğu için Okan Buruk'u takım başında görmek istemiyorlar. Emre Belizoğlu da eski Galatasaraylıydı. Şu an Fenerbahçelilerin en çok sevdiği isim oldu. Okan Buruk gerçekten o yüzden mi istemiyorlar ya? Ne diye istemiyorlar? Ya yok hayır. Yetersiz görüp hayır. İstemeyeni anlarım. Hani onunla oturur tartışırız ama büyüyorlarsa büyük hata. Çünkü yani sosyal medyada sırf bu yüzden dolayı hani şey yapanlar var. Böyle aboneliklerini ya da ne bileyim aldıkları şeyi biletleri donduracak isimler var. Hadi Şenol Güneş'i isteme tamam. Ama Okan Buruk bence ben biraz mesela Şenol Güneş'i almazdım. Şenol Güneş Fenerbahçe'ye geldiği gün Trabzon, Fenerbahçe inanılmaz sürekli polemikler doğacak. Yani mesela işte Şenol Güneş'e sürekli 2011 yılının şampiyonu kim diye soracaklar. Ona onu dedirtmeye çalışacaklar. Fenerbahçelilerin bir kısmı onu kabullenmeyecek. Şenol Güneş Trabzonlular, olacağını düşünmüyorum ben. Şenol Güneş olmaz zaten yani. Keşke. Aslında böyle bir Trabzon, Fenerbahçe problemi yaşanmasaydı Beşiktaş'ın yaptığını Fenerbahçe'de yapabilirdi. Beşiktaş ne yaptı? Bursa'da baktı ki Şenol Hoca iyi işler yapıyor. Çat Şenol Hoca'yı getirdi. İki tane şampiyonluk kaptı. Ben olsam şey yapabiliyorsak hani bu transfer dönemi içerisinde sen bir teknik adamın yoksa ya da işte anlaşmayı düşündüğün bir isim yoksa bugüne kadar Fenerbahçe'nin başında olmak isteyen ve hani bunun hayaliyle yaşayan Yılmaz Hoca'yı getirdim. Yok abi ben yarım sezonluğuna getirdim. Ne olacak ki? Ya Zeki getirdim. Hoca'dan iyidir bana göre ya. Yarım sezon getir şu an ne kaybedersin yarım sezon? İsmail Kartal da gelse, Yılmaz Hoca da gelse değişecek bir şey olmayacak bence. Kendisini insan olarak çok severim ama bence gerçekten başarısız bir teknik direktör. Çok istiyor ama ya. Abi çok istiyor. Ben de çok istiyorum Galatasaray'ın. Ama şunu anlamıyorsun ki yani. Sana şöyle sormuyor ki şu an. Okan Buruk mu Yılmaz Vural mı diye sormuyor. Sezon sonuna kadar idare edecek birisini arıyorsan Zeki Murat Göre'yle devam edeceğine Yılmaz Vural da devam et diyor. Ya ben İsmail Kartal'ı falan kesinlikle önüne yazarım. Bu arada Yılmaz Vural'ı isteyen ciddi bir kitle var Fenerbahçe'de. Çok var. Ya şu adamın hayalini bir gerçekleştirelim. Bir yarım sezon. Ya bak bu dönemden başka dönem olmaz zaten. Yani şu yaşanan dönemden o başka. O şey hikayesini biliyorsunuz değil mi? Alişen anlaşıyor akşam 6-7 evet. Sularında anlaşıyor tamam diyor. Seninle çalışacağız hocam diyor. Tokalaşıyorlar. Ertesi günü resmi sözleşme yapıyorlar. O gece diyor Fenerbahçe teknik direktörü olarak uyudum diyor. Sabah kalktım diyor. Alişen aradı diyor. Vazgeçmişler. Bir gece Fenerbahçe evet, teknik direktörü olmuş ama Ali. Evet. Yani evet. O da çok heyecanlı, çok güzel bir. Ekonomik anlamda Fenerbahçe işte 4 milyon, 5 milyon, 6 milyon çıkacak paraları yok şu anda. Transfer yapacak teknik adam adına. O kadar para vermeyecekti. Veremezdi zaten. Verseydi. Löw 3 milyon euro. Verseydi zaten şeyden önce verirdi. Vitor Pereira'dan önce verirdi. Vitor'la uğraşmazdı. Ondan dolayı bu geçiş döneminde yerli bir hocayla yoluna devam eder. Geçiş dönemi bittikten sonra boşta kalacak, sezon sonunda boşta kalacak yeni bir yabancı teknik adamla takımla anlaşır diye düşünüyorum. Evet, son olarak şunu söyleyelim. Beşiktaş'ta da Süper Kupa maçını oynayacak Antalyaspor yarın. Katar'da. 8 eksik var ama. Evet, Beşiktaş'ta Serdar Saç yok, Necip Uysal yok, Gezal yok, Güven Yalçın yok. Enkudu yok. Enkudu yok. Can Bozdoğan yok. Bir isim daha vardı şu anda tam aklıma gelmiyor ama yani ilk 11'de olan bir isim değildi. Batshuayi de yok galiba. Batshuayi yani belirsiz. Covid'le alakalı bir sıkıntısı olup olmadığı Batshuayi'nin açıklanmadı. Bir Gezal'ın açıklandı. Diğer 5 oyuncu için üst solunum sıkıntıları dendi. Evet. Ama o da büyük ihtimalle omikron varyantıyla alakalı bir durumdur diye tahmin ediyorum. Onun haricinde de dediğim gibi Antalya'da da 5 eksik falan var yani. Hacı Wright falan oynamıyor. Bir karşılaşma olacak. Katar'da oynanması tamam hani prestij falan da ben kesinlikle bu kadar eksik olan bir takımın 2022'de oynanması 2021 Süper Kupası'nın zaten apayrı bir saçmalık bence. Bu kadar eksik iki takımın Katar'a götürülmesi, o kadar şey hani yolda masraf yapılması ne bileyim bana çok şey gelmiyor. Bu arada şeyi de söyleyelim. Fenerbahçe 2011 sezonu değil mi? Eyüp Yıldız yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 2011 Süper Kupası'nın oynanmasına talep etti. Onu da söyleyelim. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda nasıl bir cevap verir Fenerbahçe'ye? Oylamaya sunacaklarmış yönetim kurulunda. Kabul edilir diye düşünüyorum ben. Oynanır o sezonki turnuva. Evet. O zaman Beşiktaş bir yılda iki tane Süper Kupa kazanma ihtimali olur. Beşiktaş'la ilgili transferle ilgili şunu söyleyelim. Beşiktaş bir stoper arayışında arkadaşlar.
kim olur bilemiyorum. Yani orada da çok isim düşmedi. İkinci noktada Beşiktaş'ta santrafor birazcık benzer oyunculara da talipler ama özellikle Bupenza için Beşiktaş çok bastırıyor. Bupenza transferi için. Tabii Galatasaray da Bupenza istiyor, bunu belirtelim. Fenerbahçe de yazılıyor. Yani bütün üç kulübe de yazılıyor. Katar'da Bupenza, evet. El Arabi takımında oynuyor yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım hemen. El Arabi diye hatırlıyorum ve 2,5-3 milyon euro bandında bonservis ödeyerek transfer edebileceğin noktada. Evet, El Arabi takımında oynuyor. Metin, Türkiye Ligi'nde de fark yaratmış bir oyuncu. Çok büyük bir maliyeti de yok. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, hatta Hatayspor da istiyor. Hatayspor başkanı Bupenza ile ilgili açıklamalar yaptı. Biz tekrardan Bupenza'yı takımda görmek isteriz dedi. Bakalım bu Bupenza ihtimali olabilir. Stoper olarak şunu da söyleyelim. Enskala'ya tekrar Beşiktaş taraftarları geri dönecek misin diye bir paylaşımı var Instagram hesabında. Ben hani geri döneceğim demiş. O tarz bir paylaşım var. Belki Önder Hoca hani affediyor ya da affedecek. Çünkü Sergen Hoca döneminde o oyuncuyla yollar ayrılmıştı. Biz hep Beşiktaş'ı sorgularken ya da Beşiktaş'ın yapmış olduğu yani hataları hep aynı gördük. Yani Enskala çok ben bilmiyorum ya. Fark yaratacak bir oyuncu değil. Elimde olsun, kulübede olsun. Belki oynatırım derse. Ama yani baktığında yani Necip'i orada oynatıyorsun. İşte orada son olarak Serdar çıktı. İsmail çok çalış mesela gündemde. Beşiktaş'la Galatasaray'ın gündeminde. İsmail çok çalışla ilgili de ilginç bir haber okudum. Bursa Spor Başkanı, Beşiktaş Başkanı ve Galatasaray Başkanlarını yani Ahmet Nurçebi ile Burak Elmas'ı arayıp bize çok yanlış yaptı, lütfen transfer etmeyin demiş. Galatasaray'la Beşiktaş'ta kabul etmişler. Öyle haberler var. Ben zannetmiyorum. Ben Galatasaray'ın teklif yaptığını duydum. Yani 400 bin euroya tekabül eden bir teklifi var Galatasaray'ın. Oyuncu da imza parası olmadığı için, pardon özür dilerim, bonservisi olmadığı için imza parası istiyor. İsmail çok çalış, Galatasaray, Fenerbahçe olursa şaşırmak. Beşiktaş'ın en büyük hatası Sergen Hoca... Beşiktaş pardon, Galatasaray, Fenerbahçe. Beşiktaş'ın en büyük hatası Sergen Hoca döneminde çok fazla oyuncuyu kadro dışı bırakması oldu. İşte Douglas olsun, Karius olsun, ondan sonra bir ara Larin'i bırakmıştı değil mi Eyüp Yıldız? Evet. Larin'i bırakmıştı. Çok fazla ismi Adem Laiç'i işte kadro dışı bıraktı. Çok fazla ismi kadro dışı bıraktılar. Ve bu kadro dışı bırakmalardan dolayı oyuncular haklarını şeyde aradı. Yurt dışında UEFA'da ya da FIFA'da aradı. Ondan dolayı çok sıkıntı yaşadılar. Beşiktaş bu işi hatalardan ders alırsa, yapacağı transferleri ona göre yapırsa daha mantıklı. Beşiktaş ama artık çok büyük maliyetli kontrol dışı transfer yapmıyor. Yani Ahmet Nurçebi orada bütçeye bir şey getirdi yani. Asıl oyuncuyu unuttuk arkadaşlar. Bununla beraber de yayını bitirelim. Birkaç dakikamız var. Edin Visca. Fenerbahçe ve Trabzon. Fenerbahçe de bastırıyor, Trabzon da bastırıyor Edin Visca için. Ben Başakşehir'in yerinde olsam satmam. Çünkü Başakşehir yarışı içerisindesin. Yarış yani şampiyon olamasan bile ilk ikinin en büyük adaylarından birisin. Yani ve Edin Visca da bu sezon yani o eski performansına geri döndü. Prime günlerine geri döndü. Yani ben niye satayım Trabzon'a veya Fenerbahçe? İkisi de direkt rakibim. Evet. Katılıyorum. Visca için daha önce yazılmıştı. İki sezon önce mi yazılmıştı? Fenerbahçe'ye gelecek diye. Sonra sözleşme imzaladı. Her sene yazılıyor. Her sene yazılıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş. Sonra sözleşme imzaladı. Bana da kalırsa ben hani Emre Belezoğlu o yerinde olsam, hani ikinci de oynuyorum, belki işte Trabzon puan kaybedecek, belki şampiyonluk yarışı içerisinde bir yer alacağım kendime. Ondan dolayı bu oyuncuyu takımdan kesinlikle göndermem. Evet, teşekkür ediyorum ikinize de. Çok keyifli bir yayın oldu. Ben özlemişim sizi. Bana da iyi geldi. Birkaç program katılamadım, sebebini biliyorsunuz. Güzel, keyifli bir yayın oldu. Bütün izleyenlerimize kendi adıma teşekkür ediyorum. Evet, Cuma günü saat 11'de son eklemek isteyeceğim bir şey varsa alalım onu. Ya Eyüp Yıldız gibi yapma. Normalde direkt bitirecektim ama Eyüp abi ekledi, sen de bir ekleme. Herkese teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için, destek oldukları için ve destek olacakları için iyi ki varlar. Sözü sana bırakıyorum. İzleyen herkese ben de teşekkür ediyorum. Yayından çıkmadan önce like butonuna basarsanız daha da fazla etkileşim almamızı sağlamış olursunuz sevgili Medyascope izleyicileri. Cuma günü saat 11'de tekrardan Medyascope TV ekranlarında karşınızda olacağız. O zaman görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.